Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Aytemiz Alanyaspor'da oyunculara rutin sağlık kontrolleri başladı. Turuncu yeşilli futbolcular kulübün sağlık sponsoru Anadolu Hastanesi'nde bir dizi teste tabi tutuluyor. Öncelikle kan değerlerine bakılan oyunculara solunum ve efor testiyle birlikte göz, kulak, boğaz ve genel cerrahi muayeneleri yapılıyor. Futbolcuların muayenesi yarın da devam edecek. Komedin kullanıyordu. Burun kanaması şikayetiyle gelmiş acile. Alanya'nın 3. lig temsilcisi Kestelspor transfer çalışmaları kapsamında futbolcu seçmeleri yaptı. Kestel sahasında yapılan seçmelere yaklaşık 50 oyuncu katılıyor. Teknik sorumlu Ahmet Duman gözetiminde yapılan seçmelerde çift kale maç yapıldı ve oyuncuların ortaya koyduğu performans gözlemlendi. Seçmeleri kulüp başkanı Levent Uğur ve yöneticiler de yakından takip etti. Seçmeler tamamlanacak. Öte yandan Kestelspor'un ertelenen kongresi yarın Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak. Voleybol erkekler 1. liginde Antalya'yı temsil eden Alanya Belediyespor sezon hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenör Hakan Kayhan yönetiminde lige hazırlanan Kırmızı Beyazlılar günde çift idman yapıyor. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Alanya Belediyespor'un dün yapılan antrenmanını kulüp başkanı Mehmet Erken de izledi. Alanya Postası gazetesine açıklamalarda bulunan Mehmet Erken iddialı bir kadro kurduklarını ve bu sene şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmak istediklerini söyledi. Lig hazırlıklarına bu sene erken başladıklarını belirten Başkan Mehmet Erken, kaliteli ve güçlü bir kadro kurduk, hedefimiz şampiyonluk diye konuştu. Bu sene daha iddialı bir takım kurduk. Geçtiğimiz seneye göre 12'ye yakın oyuncu aldık. Yurt dışından da 5 tane yabancımız geldi ama 2 tane yabancı alma hakkımız var. İşte onlardan 2 tane şimdi seçip önümüzdeki hafta kadroya dahil edeceğiz. Geçtiğimiz seneye göre daha iddialı bir takım. Hedefimiz bu sene önce playoff, daha sonra da Efeler'e yükselebilmek. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz seneki takım biraz daha gençti ve orta sıralarda mücadele ettik. Ama bu sene çok daha iddialı bir takım kurduk. Damlataş'ta da kendi tesisimiz var. Oyuncularımız orada konaklıyorlar. Daha profesyonel bir sezon olacağını düşünüyoruz bu sene. Çok daha iddialıyız geçtiğimiz seneye göre. Normalde antrenmanlarımız Ağustos sonunda başlardı. Lig Ekim'de başladığı için. Ama bu sene Temmuz'un ortasında antrenmanlarımız başladı. Şu anda sabah akşam olmak üzere toplam günün 2 antrenmanına devam ediyor. Sabahleyin sahilde, kumsalda 2 saat antrenman. Akşamleyin saat 2-2,5 saat, 5 ile 7,5 arasında normal salon antrenmanlarımız var. Geçtiğimiz seneye göre çok daha iddialı bir takım kurduk bu sene. Evet. Evet, antrenör seçimimiz bu sene Hakan Hoca'dan yana kullandık. Hakan Hocam daha önce plaj milli takımında yıllarca mücadele etmiş, defalarca şampiyonluğu olan bir hocamız. Çalışmayı çok seviyor. Özellikle kumda çok fazla oyuncularımızla birlikte güç antrenmanı yapıyor. Bu sene onunla birlikte de iddialı oyuncularımız var transfer ettiğimiz. Ligin çok iyi kalitedeki oyuncularını aldık. İnşallah şampiyon olacağız. Kulüp Başkanı Mehmet Erken, koronavirüs salgını yaşandığı bu dönemde yeni sezonda alınan tedbirlerle ilgili de bilgi verdi. Önümüzdeki sezon biz tabii ekstra bunların hepsini düşündük ama muhtemelen belirli bir süre yine seyircisiz oynanacağını düşünüyoruz. Ve yine futbolda olduğu gibi maçlardan önce Covid testlerini yapılacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili federasyondan bugün bir yazı geldi ama sezon başında bir Covid testi biz yapılma zorunluluğu diye. Biz antrenmanlarımıza başladığımızda Temmuz ayında zaten oyuncularımıza ve teknik kadroya Covid testi yaptırmıştık. Allah'a şükür hiçbir pozitifimiz yok. Ama ara ara da Covid testlerini yaptıracağız. Bununla ilgili tesisimizde de olsun, salonumuzda olsun aldığımız çok ciddi önlemler var.